Derbi öncesinde neler yaşanıyor? Bir soralım Beşiktaş'ta. Bugün basın toplantısı da vardı genç oyuncular için. Neler var neler yok Sercan Dikme'de. Sinem Ökten çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar kolay gelsin. Beşiktaş'ta iki günlük bir izin vardı. O iki günlük izin yarın itibariyle bitiyor. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde Fenerbahçe maçı mesaisi resmen başlayacak. Artık o derbinin ateşi ...yavaş yavaş yanmaya başlıyor siyah beyazlı ekipte. Tabi Beşiktaş'ta merak edilen birçok husus var. Birincisi, kalede kimin oynayacağı. Biraz erken olmasına rağmen, henüz Valerian İsmail'in... ...herhangi bir prova, herhangi bir taktik çalışma yapmamasına rağmen... ...bugün itibariyle Ersin Destanoğlu'nun ilk 11'de başlama ihtimali çok 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 yüksek. Ersin Destanoğlu çıkacak gibi duruyor. Bir de sözleşme durumu var. Bugünlerde iki taraf bir kez daha masaya oturacak... Ersin Destanoğlu ve Beşiktaş yönetimi çok büyük bir ihtimalle o orta yol bulunacak gibi. 4 yıllık bir kontrat imzalanacak gibi duruyor. Bir de sakatların durumu var elbette. Henüz takım toplanmadı. Te tedaviler devam ediyordu biliyorsunuz. Kolu kırılmıştı Nathan Redmond'ın Henüz erken olmasına rağmen sağlık heyetinden aldığımız bilgi, Beşiktaş kulübünden öğrendiğimiz, içeriden öğrendiğimiz bilgi Nathan Redmond'ın ilk 11'de olmasa da yedekler arasında olacağı yönünde bizi izleyenler taraftarlar kolu kırılmışken nasıl yedekler arasında olacak nasıl süre alabilir düşüncesi içerisinde olabilir ama Beşiktaş sağlık heyeti özel bir bandaj yaptıracak ve bu bandaj sayesinde herhangi bir ağrı herhangi bir sızı hissetmeyecek Nathan Redmond ama ilk 11'de oynama ihtimalinin çok çok düşük olduğunu ifade edelim ve Beşiktaş'ta 3-4 haftadan bu yana Raşit Gezal konusu gündemdeydi. Her defasında anlatmaya çalıştık. Ayağının tabanının altında, ikinci parmağının altında e, baskı uyguladığında, zıpladığında sprinte kalk, kalkıp durduğunda bir ağrı hissediyordu Raşit Gezzal ve bu ağrının bu sakatlığın geçebilmesi için de ilaç oynamamasıydı. Bu oynamama süresi 3-4 haftalık dilimde halledilmiş gibi duruyor ama e, aslında konuştuğumuz isimler Raşit Gezzal ile ilgili geri dönüşlerde şundan bahsediyor. Oyuncunun 3-4 haftalık takımdan ayrı kaldığı süre zarfı içerisinde herhangi bir Fiziksel geri dönüşü yok. Fiziksel geriye gitme durumu yok. Ancak tabii ki bir maç eksiği var. Çok büyük bir ihtimalle yarın Raşit Gezzal'ın takımla birlikte çalışmasını bekliyoruz. Ancak e, Nathan Redmond'da olduğu gibi Gezzal'da da aynı kelimeleri kullan, kullanmamız gerekiyor. İlk, an, i̇lk on bir ihtimali bir ayrı şekilde düşük. Yedekler arasında olma ihtimali şu an bugün bu saat itibariyle konuşacağımız e, en iyi ihtimal. Zaten özellikle Beşiktaş'ın son haftalarda oynadığı Valerian İsmail'in çıkartmış olduğu kadroya baktığımız zaman ufak tefek dokunuşlar görüyoruz. Henüz tekrar ediyorum her cümle içinde Fenerbahçe derbisine yönelik kadroya yönelik cümleyi kurarken henüz prova yapmamasına rağmen dememiz gerekiyor. 3 aşağı 5 yukarı ilk 11 bir aslında biraz belli gibi. Kalede Ersin, Rozier, Sais, Masuaku bir stoperi saymadım. Necip veya ee, Tayyip Talha olacak. Bugün itibariyle Necip Uysal'ın Tayyip Talha'ya oranla bir adım daha önde olduğunu ifade edebiliriz. Orta alanda Dellali'nin iki haftadan beri sakatlığı vardı. Ancak sakatlığını atlattı. Eski temposunda da henüz değil. Çok çok büyük ihtimal Dellali de Fenerbahçe derbisine yedekler arasında başlayacaktır. Orta sahadaki üçlü nasıl olacak? Josef, Salih, Getson üçlüsü. Kanatların biri zaten e, Muleka, diğeri Kevin Enkudu. Forvet'te ise her zaman olduğu gibi Wood ve Gorsu göreceğiz. Bunlar takım içi bilgilerdi. Hafta boyunca Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Durçebi, e, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile Teknik Direktör Valerian İsmail ile toplantılar yaptı. Hatta Cuma günü, Cumartesi günü daha doğrusu A Spor ekranlarında duyurduğumuz bir gelişmeydi. Cuma günü Sayın Çebi tesislere giderek hem Valerian İsmail ile hem de e, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile bir toplantı yaptı. Özellikle son iki haftadan bu yana çok yoğun bir eleştiri var. Hatta ve hatta konuşulan Valerian İsmail'le acaba ne zaman yollar ayrılır düşüncesi, sohbetleri e, hep geçiyordu, okuyorduk. Ancak Sayın Çebi her koşulda Valerian İsmail'in arkasında olduğunu kendisine söyledi. Hatta ve hatta sözleşme yenilemek istediğini de, sözleşme uzatmak istediğini de Valerian İsmail'e aktardı. Yani Beşiktaş'taki ortam aslında bu haftaki derbi, atmosferini konuşurken Valerian İsmaille acaba tabii ki öngöremeyiz ama acaba Fenerbahçe kazanırsa ne olur düşüncesi bugün itibariyle vereceğimiz cevap şu Valerian İsmail'in arkasında Beşiktaş yönetimi her koşulda devam etmek istiyor. İçerideki bu iki günlük izin öncesinde de içeriden konuştuğumuz futbolcularla konuşuyoruz veya orada bulunan isimlerle konuşuyoruz. Fenerbahçe maçını Beşiktaş taraftarına verilecek bir özür anlamında görüyor siyah beyazlı futbolcular. İçerideki havanın olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Belki bu iki haftalık sonuçları silme adına Beşiktaş için önemli bir fırsat olacak Sinem Ökten.